Değerli basın mensupları, hepinize sağlık diliyorum, iyi günler diliyorum, işlerinizde kolaylıklar diliyorum. Gördüğünüz gibi bugünkü basın toplantısını doktor kontrolünde yapıyoruz. Burdur Milletvekilimiz Sayın Mehmet Göker ve Ankara Milletvekilimiz Sayın Murat Emir'le birlikte bunu yapalım istedik. Şunun için istedik, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bugün Anayasa 93 ve Meclis İşsizliği'nin 7. maddeleri çerçevesinde olağanüstü toplantıya çağırdık bilindiği gibi. Ee, ve umarım ve dilerim ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sayın üyeleri ve siyasi parti grupları sağlık çalışanlarının bu feryadına, sağlık sistemindeki bu çöküşe daha fazla sessiz kalmazlar. Efendim aslında 12 Mayıs 2022'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem sağlık çalışanlarının kimi özlük haklarında e, iyileştirmeler bakımından hem de sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle önlemeyle ilgili bir yasal düzenleme yapıldı hem 7406 sayılı TCK'da hem de <laughs> sağlıkla ilgili e, kanunlarda kimi düzenlemeler yapıldı. E, biz bunun yetersiz olduğunu söyledik, söyleye geldik. E, AK Parti ve MHP bu yeterlidir dediler ve e, daha sonra bildiğiniz gibi bu kanundan sonra da beyaz kodun artarak e, hatta iki katına çıkacak noktaya geldiğine de üzülerek tanık olduk. Ve en son Konya'da doktor Ekrem Karakaya'nın e, sağlık merkezinde silahla öldürülmesi hem bizim sabrımızı hem de bardağı taşıran son damla. Onun üstüne Mersin'de geçtiğimiz günlerde Urfa'da yine doktorlarımızın şiddete maruz kaldığını e, üzülerek izledik. Şuradan artık bahsetmiyoruz bile. Hasta yakını psikolojisiyle doktorlarımıza, hemşirelerimize, sağlık çalışanlarına, yoğun bakım mensuplarına, acil serviste çalışanlara yapılan sözlü saldırılar konuşulmuyor bile. Alelade, normal, olağanmış gibi algılanıyor. Doktorlarımız canları sağ olsun, hasta yakınıdır, üzgündür deyip hoş görüyorlar, sineye çekiyorlar. Ama olmaz arkadaşlar, olmaz. Olmaz. <laughs> Avustralya demiş ki bir kamu spotu yayınlamış doktora, hemşireye, sağlık çalışanına saldırının normal olduğunu düşünüyorsan bunu yeniden düşünmek için sana 14 sene müsaade veriyor. 14 sene düşün demiş. Hapse koymuş adam. Tabii sorun şu. Sorun sadece cezaların yetersizliği değil. Biz 20 e, Temmuz'da burada Türk Tabipler Birliği başta olmak üzere Hemşireler Derneği, Aile Hekimleri Birliği, sendikalar, Ankara Tabip Odası Başkanı, Kalabalık bir heyetle konuyu masaya yatırdık. Biz davet ettik eksik olmasınlar geldiler. Enine boyuna bunu konuştuk. Ben de doğrusu isterseniz daha çok bilgi sahibi oldum. Üç saat yakın toplandık. Doktorlarımızın, ya, sağlık çalışanlarımızın söylediği de şu. Efendim, şiddetin ana kaynağı sistem. Bu sistem. Bu sistem ele alınmadan, masaya yatırılmadan sağlıkta şiddeti sadece cezaları artırarak da önlememizin mümkün olmadığı konusunda hemfikiriz. Herhalde arkadaşlarım da hemfikirdir. Sistem sorunlu. Şiddetin temel sebebi sistem. Bunun için bir genel görüşme önergesi verdik. Zaten daha önceden verdiğimiz 20 iyi aşkın kanun teklifimiz var şiddetle ilgili. İlaveten 3 grup başkan vekili olarak Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç imzasıyla Türk Tabipleri Birliği'nin hazırladığı ana omurgasını Türk Tabipleri Birliği'nin oluşturduğu Türk Ceza Kanunu'nda ve kimi kanunlarda düzenlemeler yapan yeni bir kanun teklifinde verdik. Şimdi bunu yaparken de siyasi partilerle bir ön görüşmenin özellikle e, muhalefet partileriyle bir ön görüşmenin işi siyasallaştıracağını düşündük. Ve biz çağrımızı Sayın Genel Başkan'ın Sayın Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi olayından sonraki yüksek refleksini hassasiyetine uygun olarak gerçekleştirdik. Şimdi bu sistem genel kurul eğer açılırsa bir genel görüşmeyle öncelikle bu sistemi konuşacağız. Neyini konuşacağız? Performans sistemini konuşmamız lazım. Neyini konuşacağız? Beş da doktora diyorsun ki beş dakikada hastayı muayene et kardeş. Olmaz. Tıp bilimine ilimine aykırı. Yirmi dakika mıdır? Minimum. Yirmi evet, dakika. Evet. Beş dakikada hastayı hasta muayene etmeye doktoru zorlarsan sıkıntı olur. Hastaya yazdık, hasta hakkında yazık, doktora yazık. Neyi düzen, neyi yatıracağız? Adamın dişi arıyor, insanın dişi arıyor. Sen git 15 gün sonra gel. Adam dişi arıyor kardeşim, dişi. Daha önce söyledim. Ankara Çankaya Yıldız Mahallesi'nde oturan bir vatandaşımız randevu sistemine giriyor. Diyorlar ki Haymana Devlet Hastanesi'nde saat 9'da ol. Ya Yıldız'daki adamı Haymana'ya, Polatlı'ya randevu vermek hangi kafadır kardeşim? Yetmez. Neyi konuşacağız? Hep zincirini konuşmamız lazım. Yetmez. İş yeri dokunulmazlığını konuşmamız lazım. İşçi sağlığı ve iş güvenliği meselesi önemli. SGK faturalı. Vatandaş gidiyorsun. Tedavisi ne oluyor? <laughs> yatıyor, yatmıyor neyse. Bir fatura SGK'dan adamı şart el atıyor. Tabii vatandaşın e, sistemden kaynaklı sorunlarla ilgili olarak sağlık çalışanlarına şiddeti asla zaten masum da gör, görülemez. Buradan vatandaşlara sesleniyoruz. Ya doğuyoruz sağlık çalışanının eline. Ve yaşadığımız bütün hayatımız boyunca da sağlık çalışanlarının dokunmasıyla biz yaşıyoruz kardeş. Doktorun kabahati yok, kabahat sistemin. Sağlıkta dönüşüm diye bir ucu ve sistem Türkiye'de işi bu hale getirdi. Ve aile hekimleri, mahalle aile hekimi açmış, adam dükkan kiralamış. Hemşiresi var, neyse elemanı var. Ama güvenliği yok. Allah'a emanet. Olur mu kardeş? Olmaz. Neyi konuşacağız? İktidarın kışkırtıcı söylemleri var. Doktorlara Covid'de teşekkür ettik. Size şükran işimiz var dedik. E hakkınızı ödeyemeyiz dedik. Biz ödeyemeyiz dedik de Erdoğan ödemeyiz demiş. Hakkınızı ödemeyeceğiz kardeşim demiş. Yetmez giderse gitsin. Kimin yerinden kimi kovuyorsun ya? Böyle bir şey olabilir mi kardeşim? Bütün bunların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin el atması lazım. Ya polis evden çıkıyor, kahraman polisimiz. Asker kışladan çıkıyor, terörle mücadeleye gidiyor. Kurşuna gidiyor. Sağlık çalışanı evden çıkıyor, acil servis ve yoğun bakım çalışanları özellikle arkasındakiler dua ediyor ki başına bir şey gelmesin diyor. Yani polis asker cepheye giderken, terörle mücadeleye giderken bu kadar endişe içinde değil ya. Acil serviste ve Yoğun bakımda çalışan doktorlarımız, hemşirelerimiz, teknik personelimiz evden çıkarken korkuyla çıkıyor. Duayla çıkıyor. Şimdi meclis buna el atmasın mı? Bu işle ilgilenmesin mi? Efendim biz kanunu çıkardık. Hayır kardeş, Bu çözmüyor. Ben demiyorum ki Türk Ceza Kanunu'nda şiddetle ilgili cezalar artarak da çözülür. Bu sistemin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce masaya yatması lazım. Söylediğimiz budur. Şimdi AK Parti demiş ki biz mecliste olacağız ama genel kurula gelmeyeceğiz. Ya Allah'tan korkma. Mahir Ünal söylemiş. Mahir Ünal bir sağlıkçının eline doğdun ya. Sağlıklı ayaktaysan bunu doktoruna, hemşirene, hem aile hekimine borçlusun. Allah dert verip derman aratmasın. Niye gelmiyorsun kardeşim? Kulislerde bakacaklar, kafayı uzatacaklar. CHP ve diğer partiler eğer çoğunluğu sağlarsa girecekler. Bu se girme sebepleri de genel görüşmeyi yaptırmayalım diye olacak. Allah'a havale ediyorum. Aziz milletimizin takdirine havale ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni çare müessesesi olarak gören bir partidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin ta kendisidir. Egemenlik kayıtsız şartsızsa kimin bir derdi varsa, toplumun hangi kesiminin bir sorunu varsa orada adres <laughs> Türkiye Büyük Millet Meclisi bu demokrasiye ve egemenlik kayıtsız şartsız milletin çağrısına olan saygımızdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu ayıbı ortadan kaldıracak yegane merkezdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni toplantıya çağırma sebebimiz de budur değerli arkadaşlar. Umarım <laughs> Millet İttifakı'nın e, e, diğer partiler, Millet İttifakı'na mensup partiler katılacak. Ha bu arada AK Parti ve MHP kuliste bekleyecek böyle kapı gözleyecek. Ama bir ayıp daha yapıldı bugün. Sayın Meclis Başkanı. Bir kere de hepimizin Meclis Başkanı ol. AK Parti siyaseten bazı hamleler yapabilir. Bizim çağrımızı sabote edebilir. Ama Meclis Başkanı edemez kardeşim. Şimdi ne diyor Sayın Meclis Başkanı? Biraz zor görüyormuş meclisin toplanma ihtimalini. Biz hazırlıklarımızı gene de yapıyoruz diye ana iş düzük gereği. İyi yap bari onu da yapmasaydın. E, açılacak olursa diyor Meclis Başkanı, Saliha Aydeniz'in dokunulmazlığında görüşeceğiz. Vay anasını. Bu ne? HDP diyor ki gelmeyin. Neyse gelmeyin. Açmayın. Bunu AK Parti söyleyebilir. Bu toplantıdan rahatsızdır. Kusurlarının, ayıplarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yeniden böyle geniş geniş masaya yatırılmasından AK Parti rahatsız olabilir. Ben bunu anlarım. Ama sayın meclis başkanımızın AK Parti adına, AK Parti kafasıyla, AK Parti gözlüğüyle meseleye bakarak konuşmasını kabul edemem. Doğru değil. Ne demek getireceğiz? Sen getiremezsin zaten. Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğü açık. Meclis toplanırsa önce çağrıya mevzu konu görüşülür. Sonra meclis karar alırsa çalışmalara devam kararı başka konularda girebilir. Bu kararı alacak olan meclis genel kurulu sayın meclis başkanım sen değilsin yapma. Yapma. Tamam AK Partilisin bir şey demem. Parti aidiyetine bir şey demem. Ama senin bu yürürlükteki mevzuata göre artık hepimizin başkanı ol bir zahmet ya. Özledik hepimizin herkesin meclis başkanı olan meclis başkanlarını özledik. Bunu da peşinden söylemiş olayım. Bu HDP'ye yönelik e, dokunulmazlık raporunu, karma komisyon ıı, oylama sonucunu ve raporunu meclise getireceğiz demek e, HDP'ye açık bir örtülü değil. Açık bir tehdittir. Bu da kabul edilemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasamıza göre e, <laughs> tatilde bildiğiniz gibi 1 Temmuz, e, 1 Ekim arasında fakat Cumhuriyet Halk Partisi tatilde değil. E, herkesin çaresizlerin sizlerin, dertlilerin, mağdurların mazlumların umudu haline gelen Türk Salı günü saat 13.30 Bay Kemal konuşmalarını herkes bekliyor ve 3 ay araya tahammülü yok. Bunun için şöyle bir karar aldık. Yarın Erzurum'da, sonra Edirne'de, sonra Yalova'da, sonra Afyon'da, sonra Giresun'da, sonra Sakarya'da, sonra Elazığ'da ve en son Tokat'ta her salı bir buçukta Bay Kemal konuşacak Erdoğan. Sen çatlasan da patlasan da hoplasan da zıplasan da Türkiye'nin muhtelif yerlerinde doğusundan batısına kuzeyinden güneyine Bay Kemal konuşmaya devam edecek. Bay Kemal konuşacak, Bay Kemal seni sıkıştıracak, sen de paşa paşa kullandığın devletin imkanlarıyla bazı şeyleri yapacaksın. Bir de keşke zamanda yapsın. Bir de biz az yapıyorduk da bizden öğrenip çalmışlar demesin. Çok ayıp, çok ayıp. Yalan söylemek bir Cumhurbaşkanına yakışmaz. Taşerona kadroyu sen çalışıyor muydun? Bay Kemal söylediği zaman parayı nereden bulacağız dedin? Yaptın. Emekliye iki bayram ikramiyeye çalışıyor muydun? Alay ettin bir de ya. Bay Kemal söyledi, yaptın. Asgari ücret dilimizde tüy bitti. Yaptın. Kısmen de olsa yeterli bulmamız mümkün değil. 3600 kere 3600 dedi Bay Kemal Erdoğan. 3600 kere. Yaptın paşa paşa. Kredi yurtlar kurumu borçları neymiş duymuşuz ya Allah'tan kork ya. Benim mi diğer arkadaşlarımın bu konuda meclise verdiği teklifler, araştırma önergelerini böyle buraya getirsek şu bu kürsüyü geçer yüksekliği. Yaptın yapacaksın. Cumhuriyet Halk Partisi toplumun sıkıntı çeken bütün kesimlerinin sorunlarıyla ilgili çözüm önerilerini sana paketleyip önüne koyuyor. Proje bizim Devleti şimdilik sen yönettiğin için paşa paşa yapacaksın. Bak paşa paşa yapacağım bir şey daha söyleyeyim sana. EYT Erdoğan. Paşa paşa. Tıpış tıpış EYT sorunu sen çözdün çözdün. Çözmezsen bizim Türkiye'ye bizim borcumuz sözümüz biz zaten en geç on ay sonra çözmüş olacağız. Bir şey daha söyleyeyim. <laughs> atanmayan atanamayan demiyorum. Atanmayan öğretmenlerle ilgili 20 yıl önce verdiğin sözler var. Sakarya'da, İzmir'de, Ankara'da, Antep'te Erdoğan. Şimdi bir atasözü söyleyeceğim. Olmayacak. Canın sıkılacak. Sözü verdin gereğini yap. Sen dedin bizim iktidarımıza atanmayan öğretmen kavramı kalkacak dedin Erdoğan. Biz kaldıracağız. Biz kaldıracağız. Tabii sistemi de düzenleyeceğiz yani ihtiyaç fazlası öğretmen üretimini yani arselef dengesini de bir şekilde sağlamamız lazım. Ve ziraat mühendislerini unuttuk ya. Gıda mühendislerini unuttuk kardeşim. Bunlar 15 yıldır da atanmayan öğretmen kavramı yokken bu ülkede atanmayan ziraat mühendisi, gıda mühendisi kavramı vardı ya. Nerede bunlar? Köylere boşaltıyoruz. Niye her köyde bir mühendis, ziraat mühendisi ya da veteriner? Niye her köyde bir öğretmen olmasın, bir öğrenci bile olsa? Bir dönüm tarla bile ekilip biçilse. Ahırda iki tane inek, iki tane öküz olsa bile. Türkiye ekonomisi böyle ayağa kalkar Erdoğan. Ve biz e, bu çalışmalarımızı sadece grup toplantısı değil, gittiğimiz illerde karış karış, sokak sokak, mahalle mahalle, yerine göre köy köy, kasaba kasaba vatandaşla da hemhal olacağız. Artık fiyatları değil, sebepleri konuşacağız. Çözümleri konuşacağız ve bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi etkili, sonuç odaklı ve elbette yapıcı muhalefetine hiç kimsenin şüphesi olmasın devam edecek. İki tane derdimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin derdine. iki tane derdi var. Biri şu. Devleti devlet yapan üç unsur var. Üç. Dört yok. Baktığın zaman bir kurum yani bir devlet görmek istiyorsan onu üç şey lazım. Ahlak, adalet, liyakat. Maalesef kadim devletimizde bu üçü de yok. Millete de üç şey lazım. Huzur, refah, mutluluk. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin derdi bu. Başka bir derdi yok. Ama ama Bekir Bozdağlı Numan kurtulmuş demiş ki: "Bunlar diyorlar ki tane yani eksik söylemeyeyim diye şuradan bakarak söyleyeyim. Recep Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin tek dertleri bu, bir tane projeleri yok." Ayıp Bekir Bey, ayıp taşeron, emekliye, iki bayram ikramiyesi, asgari ücret, elektrik faturalarından TRT payının kalkması, 3600 KYK bunlar aile sigortası. Bak bir hırsızlık söyleyeyim ben size. Proje hırsızlığı. Sayın Genel Başkanımızın dilinde tüy bitti. 10 senedir. Bize hepimize der ki çocuklar gittiğiniz her yerde aile sigortası, aile destekleri sigortası. SGK ile ilişkisi olan olmayan her eve belli bir standartta ücret girecek kardeşim girecek. Şimdi bu 10 yıldır söylüyoruz. Hatta <laughs> 2015 ve 2018 seçimlerinde ana şeyimiz buydu. Seçim e, beyannamemizin ana omurgası aile sigortasıydı. Çok şükür. Aslında bazen de seviniyorum. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun aile sigortası projesini AK Parti almış, adını değiştirmiş, aile destekleri programı yapmış. Olsun. Olsun. Çalışıyorlar. Bakayım ortaya ne çıkacak? Merak ediyorum. Ama aslı varken taklidi çok hayır getirmez. Projenin asıl sahibinin bu projeyi hayata geçirmesi halinde Türkiye'de gerçekten biraz önce söylediğim milletin huzuru, refah, mutluluğu yerine gelecek. Numan Bey'e bir şey söyleyeyim. Numan Bey, bizim en büyük projemizi burada açıklıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük projesini açıklıyorum. Bizim en büyük projemiz tek adam rejimine son vermek kardeşim oldu mu? En büyük projemiz bu. Başka projelerimiz de var. Söyleyin bir iki tane. Devleti biraz önce söylediğim ahlak, adalet ve liyakatla buluşturmak. Devlette kurul kalmadı, kurum kalmadı, kural kalmadı, kadro kalmadı. Kadroların yüzde sekseni liyakatsiz, ehliyetsiz, o görevin gerektirdiği niteliklerden yoksun, biat, itaat, kavram ve kültürüne göre yerleştirilmiş ak kadrolar. Ak kötü bir şey değil. Süt de ak. Süt de ak. Ama kafa başka. Kurum, kurum kalmadı. Nerede devlet planlama teşkilatı? Yok. Merkez bankası var ama bağımsız değil. Kamu ihale kurumu var, bağımsız değil. Gelir idaresi başkanlığı var, özel değil. Ve beyler, <laughs> devleti maalesef kuralsız yönetiyorlar. Kuralsız devlet olmaz. Kural ne? Devlet nasıl olacak? Şeffaf olacak. Devlet nasıl olacak? Hesap verebilir olacak. Devlet nasıl olacak? İsraftan kaçınacak. Üçü de yok. Devletimizde üçü de yok. Şimdi kim diyebilir bana şeffaf bir devlet var? Adam biz 21 B ile ihale yapıyorsun diye kızıyorduk. Şimdi talimatla diyor ki şu yolu diyor. Kınalı mal karayı şu müteahhite ver. Otur pazarlık yap. Mütabakat sağla. imzala diyor ya. Böyle kuralsız bir devlet olabilir mi? Hesap verebilirlik yok. Şeffaflık yok. Bir proje daha söyleyeyim. Türkiye'yi dünya milletler ailesinin en saygın ülkesi yapmak Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi misyonudur. Bizim Cumhurbaşkanımız kapılarda beklemeyecek. 30 askeri şehit eden, şehit edilmesine sebep olanın kapısında bekleyen bir Türkiye Cumhurbaşkanı var ise Türkiye dünya milletler ailesi içinde saygın bir yerde değildir. Mal varlığıyla tehdit edilen bir Cumhurbaşkanı varsa Türkiye dünya milletler ailesi içinde saygın bir yerde değildir. Aptal olma diye mektup yazılan, tehdit edilen bir cumhurbaşkanımız varsa Türkiye dünya milletler ailesi içinde saygın bir noktada olamaz. Bizim projemiz özgür insanların yaşadığı, demokratik devletin olduğu, örgütlü toplumun olduğu bir Türkiye inşa etmek. Ve bir proje daha söyleyeyim. Numan Bey, Bekir Bey. Bizim projemizde Türgev gibi, TÜGVA gibi, Türken gibi vakıflar üzerinden devletin, milletin parası yurt dışına kaçırılmayacağı gibi bu paraları çatır çatır geri getireceğiz. Al sana proje. Al sana proje. Bunları yapacağız. Helalleşeceğiz, kucaklaşacağız. Ama kimse kusura bakmasın. Çalınan kör kuruşu takip edemezsek de o iktidar bize haram olsun. Bunu da yapacağız. Proje. Bak söyleyeyim. Türkiye'de 130 milyar dolar 2018'de sıcak para vardı. Bekir Bey, Numan Bey, 2018, 130 milyar dolar. Şimdi kaç lira var? Haberleri yoktur da ben söyleyeyim. 40 milyar. Nereye gitti? Senin güven ortamı yok. Bir ülkeyi diktatör yönetiyorsa yabancı ülkeden para gelmez. O ülkede hukuk yoksa, demokrasi yoksa, sistem yoksa, kural yoksa, Kimse sana para getirip yatırım yapmaz ya da senin ülkende bu parayı bulamaz. Ve israf, şeffaflık bizim olmazsa olmazımız bunlar kural. Döviz garantili <laughs> ihaleleri iptal ediyoruz kardeşim. Al sana proje. Yap işlet devret. Kamu özel işbirliği yok. Fiyat istikrar komisyonu diye bir şey kurdular. Bunu lav edeceğiz. Al sana proje. Ama Merkez Bankası'nda adam gibi Merkez Bankası yapacağız. Bugün tehdit etmiş Merkez Bankası. Tehdit etmiş ve demiş ki elimizde listeler var. E var ne listesi? Döviz alan satan. Merkez Bankası Başkanı önce şuna bir söyle ya. Sen 20 Aralık pazartesi günü 2001'de kur korumalı mevduatı koyduğunda kim 18'den dolar sattı kim tekrar 18'e sattığı doları 12'den geri aldı. Açıklıyorsan bunu açıkla biz de bilelim. Liste açıklayacakmış. Iş alemini tehditler başladı şimdi. Zaten ihracatçıya da diyorlar ki para ihracat mı yaptın? Ey güzel. Yüzde kırkını Merkez Bankası'na satacaksın dövizin. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu ekonomi yönetimi beceriksizlikle açıklanamaz. Tekrar söylüyorum. Bu kötü ekonomi yönetiminin sebebi Erdoğan'ın ve kadrosunun beceriksizliği değil. Beceriksizlikle izah edilecek noktanın çok çok üstünde. Neyle açıklanabilir? Bu ihanetle açıklanabilir. Bu ekonomi yönetimi ihanet yönetimidir. Stratejik kalkınma teşkilatı kuracağız. Beyler, Numan Bey, Bekir Bey. Varlık fonunu kaldıracağız. Al sana proje. Varlık fonu üzerinden devletin yağmalanmasına son vereceğiz. Ekonomik ve sosyal konsey çalışacak. Siyasi ahlak kanunu çıkaracağız. Siyasetten zenginleşme devrine son vereceğiz. Başka? Devlet ehliyetle ve liyakatla yönetilecek. Dış politikamızı 180 derece tersine çevireceğiz. Al sana proje. Ve Suriyeliler dönecek kardeş ya dönecek ya dönecek. Türkiye'nin 6 milyon sığınmacı, mülteci adına ne derseniz geçici koruma e, statüsündeki sığınmacı deyin ne derseniz deyin. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir politika yok. Türkiye'nin sokaklarının, mahallelerinin, huzurunun daha fazla kaçmasına da müsaade etmeyeceğiz. <laughs> Katar'la ilişkilerimizi gözden geçireceğiz. Al sana proje. Enerji ve tarımda dışa bağımlılığı dışa bağımlılığa son vereceğiz. Al sana proje. Mikro büyük şey de söyleyeyim. Proje çok. Çiftçinin Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat Bankası borçlarının faizlerinin alayını siliyoruz. Proje bu. Küçük esnafın, kobilerin, Halk Bankası ve benzeri bankalardan aldıkları kredilerin faizlerinin tamamını da siliyoruz. Al sana proje. Proje sayarak zamanınızı da almayayım seçim yaklaştığında seçim beyannamemize bunu ortaya koyacağız. Evet vakit yapıyor olmuş. Not çok bitirelim. Bunu bitirirken bir şey söylemek istiyorum. Şu kur korumalı mevduata e, kaç ay oldu? Ocak desen 7 tamam. ay 7 ayda 60 milyar ödedik ya. 60 milyar. Nasıl ödedik? Söyleyeyim. Bir daha söyleyeceğim bunu. Bunu bıkmadan söyleyeceğim. Çünkü gözümüzün önünde devlet yağmalanıyor arkadaşlar. Murat Bey'in parası var. Mehmet Bey'in yok. Fakir. Murat Bey bankaya bir milyon yatırmış. Kur korumalı mevduat kapsamında. Üç ayda olmuş. Üç ay önce yatırdı bir milyon. Veriyoruz Murat Bey'e bir milyon yüz doksan dokuz bin lira. Buyur Murat Bey. Parayı nereden alıyoruz? Mehmet Bey gibi garibanlardan aldığımız vergilerden. KDV'si, ÖTV'si, şususun. Benzinlikler vergi dairesi. Oldu. Bu yüz doksan dokuzun otuz beş bin lirası bankanın yasal faizi 164 bin lirası fakir fukaradan toplayıp Murat Bey'e verdiğimiz para. Allah'tan revamı ya. Böyle 60 milyar para gitti 7 ayda. 60 milyar TL'den bahsediyorum. 60 milyar TL'den bahsediyorum. Şunu hala açıklayamadılar. 128 milyar nerede? Kimlere satıldı? Nasıl satıldı? Yok. Geçtik ondan. O gece yani 20 Aralık 2021'de kimler doları 18'e sattı? Sabah çok değil sabah. <laughs> Ertesi gün 12'den geri aldı ya. Kimleri nasıl zengin ettiniz bir gecede ve fakirin fukaranın parasını kimlere peşkeş çektiniz? <laughs> Bunun da hesabını soracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Anadolu'yu karış karış dolaşacağız. Sadece bu salı günleriyle sınırlı kalmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi sahada milletvekillerimizle, örgütümüzle, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla yaklaşan seçime hazırlanıyoruz. Ve Erdoğan'a bir tavsiyede bulunarak bitirmek istiyorum. Şimdi bu AK Parti fena inişte şu anda. Erdoğan'a tavsiyem şu. Seçim zamanında yaparsan sen ilk beşe giremiyorsun Erdoğan. Gel seçimi Kasım'da yap belki üçüncü olursun. Evet çok teşekkürler. Buyurun. Buyurun. Siz herhalde geç geldiniz. Ben bunu söyledim. Konuştum. <laughs> Konuştum. Evet bu açık bir tehdittir. HDP'ye meclise gelmeyin tehdittir. Bu çok gayri ahlaki bir şeydir. Eee Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde işlenen son en son ve en yeni ayıptır. Bu yakışık almamıştır. Evet. Eee bir, şey, e, bir Aleviler Alevilerin Kerbela'dan Madımak'a kadar yaşamadığı acı çekmediği zulüm kalmadı. Önce onu bir söylemek lazım. Ancak Türkiye Çorum'dan, Maraş'tan, Sivas'tan, orada yaşanan acılardan, orada yitirdiğimiz canların üzüntüsü, kederi herkese bir şey öğretti. Türkiye'de artık bir Alevi-Sunni ayrışması ne kafalarda vardır ne fiiliyatta vardır. Ama devletin, devletin hiçbir şeyi de karanlıkta bırakmaması lazım. Bir provokasyon olduğuna yönelik endişe taşıyoruz. Bu ve benzeri saldırıların devamının gelmesiyle ilgili bir endişe taşıyoruz. Ama bu konunun kaşınması, kapanmış yaraların kaşınması Türkiye'de sadece ve sadece öncelikle fark gözetmek sizin herkese çok zarar verir, kimsenin de işine yaramaz. Bu işi kaşıyarak bu işi çok konuşturarak Cemevi, <laughs> Aleviler vesaire buradan sonra çıkmaz. Burada söylememiz gereken şu. Devlet karanlıkta bir şey bırakmamalıdır. İki dün müydü Muharrem başlandı? İki, evet. İki gün önce Muharrem matemi başladı. Allah Muharrem oruçlarını kabul etsin. Ee, biz de bu yası, bu acıyı yaşıyor, hissediyor ve paylaşıyoruz. Türkiye'de hepimize yetecek büyüklükte büyük imkan var. Türkiye'nin kaynakları Alevisi, Sunnisi, Kürdü, Türk'ü, Müslümanı, gayrimüslimi herkesçe eşit olarak paylaşılmalıdır. Ve Türkiye hepimizindir, herkesindir. Bu saldırılarla ilgili tekrar şunu söyleyeyim. Devletin hiçbir şeyi karanlıkta bırakmaması lazım. Devlet bu saldırının arkasındaki sırrı ortaya koyamıyorsa biz bu saldırının eee arkasında kimler olduğu noktasında şüphe ve kuşkuyla hükümete yaklaşacağımızı da bu vesileyle söylemek isterim değerli arkadaşlar. Yani şimdi şöyle bu, bu her sal yani camiye, cemevine, kiliseye, havraya yapılan saldırılar kınama noktasında elbette daha çok yüksek refleks gerektirir. Ama bu saldırının arkasında başka hesaplar olduğu kanaatini ben şahsen taşıyorum. Şimdilik bundan yetinelim. Ama şunu tekrar söyleyeyim. Gerçekten dediğim gibi Alevilerin Türkiye'de, Anadolu'da yaşadıkları bunca ötekileştirme, ayrışmaya rağmen Atatürk'e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türk bayrağına bağlılıkları her türlü takdirin üstündedir. Bunu da altını çizmemiz lazım. Çok teşekkürler arkadaşlar.